Uzun sohbetlerden herkese merhaba. Bugün çok değerli bir konuğum var. Duruşuyla, aile yaşantısıyla, YouTube yayınlarıyla, işleriyle, ilgiyle takip edilen bir isim. Aslı Ondağım, Turan bizlerle. Hoş geldin. Hoş buldum Pıdacığım. Nasılsın? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Görüyorsun ki inanılmaz konu başlıklarım var. Ee, Arda'dan da çok güzel tiyolar aldım. Görüyorum evet şu anda. Hangisinden başlayacağım bilmiyorum ama en merak ettiğimden başlamak istiyorum. <laughs> YouTube yayınlarını ben de ilgiyle takip ediyorum çünkü. Mesafeli bir duruşun var aslında ama sen inanılmaz samimi bir bağ kurdun izleyiciyle. Bu içerikleri neye göre üretiyorsun? Ee, şimdi ilk YouTube'a girdiğim zaman yani girmeye karar verdiğim zaman bunu e, daha önce de anlattım. Şöyle... E, ...sevgili arkadaşım Pelin Kaya'nın kanalına e, konuk olmuştum. Ve ilk aslında YouTube tecrübem yani bir YouTube platformuna ilk orada e, çıktım. Orada e, güzel bir ilgi gördüm, güzel yorumlar aldım. Böyle herkes e, bu kız aslında senin dediğin gibi o soğuk kız değil de, ...sanki oraya başka bir kız gelmiş gibi yorumlar yaptı. Oradan aldığım e, tüm e, güzel şeyler benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra... Bir başka arkadaşım Mert, sen de tanıyorsun. O da bana dedi ki aslan bak böyle hazır böyle bir algı oluşmuşken, insanlar seni tanımaya meraklanmışken neden böyle bir şey yapmıyorsun? Çok kolay dedi şu 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 makineyi alacaksın işte şu mikrofon şu bilmem ne. E, Günde dedi iki dakika bile çeksen dedi, üç dakikanı bile çeksen dedi. E, bir bölüm çıkarabiliyorsun ki ben bazen o kadarını bile çekemiyorum dedi. Kesinlikle hani... Bir düşün bunu dedi. Ondan sonra e, şu anda benim her şeyimle ilgilenen sevgili Egemen hem arkadaşım hem de beraber çalışıyoruz. E, o da aynı şeyi söyledi. Neden böyle bir şey yapmıyoruz diye. E, onların o güzel motivasyonuyla ben böyle bir şeye başladım. Sonra dedim ki ama nasıl içerik öğreteceğiz yani her hafta ne yapacağız? Sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Hem dedim çocukları ihmal etmeyeyim hem e, evimi ihmal etmeyeyim e, ve şey yapayım hani Ev içeriği zaten benim evimin içinde olanlar merak ediliyor zaten dışarıda olanlar çekiliyor bir şekilde basın tarafından e, yansıtılıyor ama evimin içini kimse bilmiyor evimi kimse bilmiyor çocuklarla olan ilişkimi kimse bilmiyor biz direkt aile ve ev içinden başladık içeriklere sonra e, yakın arkadaşlarımı konuk almaya başladım e, onlar da çok ilgi gördü sağ olsunlar da beni kırmayıp böyle evime gelen e, tatlı sohbetlerimizin olduğu bir sürü de e, arka, yani bir sürü değil ama aldım birkaç tane. E, konuk o da beğenildi. Yani onu bir dengeledim ondan sonra konuk, aile içeriği, çocuklar. E, bir mutfağa girdim mesela kimse beni mutfakta görmemişti daha önce. Onlar çok izlendi. Bir sofra hazırladım onlar çok izlendi. Yani böyle böyle aslında planlı değil. Aklımıza mesela geçen hafta işte e, Katre ile beraber pazara gittik mesela. O da çok <laughs> izlendi. Ona. Aynen. Çünkü e, bazen insanlar beni oralarda da görmek istiyor. Yani çünkü şöyle ...görüyorum. Hep böyle işte... ...bir restorandan çıkan eşimle ya da... ...arkadaşlarımla e, siyah gözlüklü... Su, su, ...suratsız bir kız var... ...bir yerde. <laughs> Simsiyah giymiş... ...siyah koca gözlükler. Çok gülen... ...bir tip değilim. E, bir yerde de o... E, ...sıcaklığı alınca ben de... ...işte bir yerde de o dediğim gibi pazarda... Katre ile beraber... ...çok eğlenceli anlarımız var. Yani... ...insanlar, beni izleyen insanlara o... ...şeffaflığı geçirmek istedim. Yani... ...evet beni öyle gördünüz... ...o yanımda var. E, ama... Ben buyum aslında diye bütün samimiyetimi aktarmaya çalıştım. Ee, güzel oldu. Çok eğlenceli oldu. Ben çok eğleniyorum. Özellikle yaz vloglarında inanılmaz eğleniyorum. Sizinle gezdim koy koy ben de. Teşekkür benle. ediyorum. Çok en sağ çok ol. hangi vlog izlendi? Ee, en çok e, ev turumu izlendi. İlk aslında Arda izleniyordu. Yani ilk bölümüm Arda'ylaydı. E, i̇lk daha YouTube'a öyle o şekilde girdik. Evde böyle bir koltuk üzerinde... E, yani direkt böyle soru cevap gibi değil de daha samimi bir şeydi. O çok izleniyordu. Ondan sonra ev turunu koyunca ev turu Arda'yı geçti. Yani biri 1.3'ken biri 1.4. Böyle 100 bin gibi bir fark var ama ev turu geçti. Ee, en çok şu anda zannediyorum ev turu. Peki şimdi sen YouTube'dan alışıksın soru sormaya. <laughs> soru sorulunca mı rahatsın, soru sorduğunda mı rahatsın? E, i̇kisinde de rahatım. Bir kere şey yapmıyorum e, Funda. Hani çok... E, Konuklarımın mesela biri gelecek, ee, şey yapmıyorum. Hani onun daha önce konuk olduğu programları açıp izlemiyorum, etkilenmemek adına. Hı hı. Sorularımı spontane ve o anda sormayı tercih ediyorum. Çünkü senin gibi bunu yapsam orada afallayabilirim. Hı hı. Hani e, ezberlemek gibi. O anda böyle zaten eve bir saat önceden geliyorlar, genelde böyle oluyor. Arkadaşlarım olduğu için biz böyle yiyoruz, sohbet ediyoruz, işte kahveler, çaylar içiliyor falan filan. Hani zaten o sıcaklık hissediliyor ve ...hadi başlayalım deyip başlıyoruz... ...ve güzel bir şey çıkıyor yani... E, soru sorarken rahatın, ...soru cevaplarken şimdi bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Peki Yok yorumlar ya. nasıl? Yorumları merak ediyorum. Seni böyle şaşırtan yorumlar oluyor mu seninle YouTube'da. ilgili? Evet Youtube'da. E, oluyor yani genelde iyi. Yüzde şöyle... ...yüzde sekseni benim bir de şöyle bir şeyim vardı... ...ben Insta Instagram'da yani sosyal medyada... ...Twitter, Instagram... Twitter zaten çok aktif kullanmıyorum... ...sadece haber okumak için hı hı. giriyorum... Ee, ama sosyal medyada, Instagram'da ben yorum okuyan bir tip değildim. Ama bu YouTube platformuna girerken dedim ki, bütün yorumları okuyacağım. Çünkü neden? İnsanlarla zaten o etkileşimde olmak istiyordum. Yani şimdi sosyal medyamdan bana hakaret etmek için e, ya da bir şey bir başka yani kötü şeylere ben onlara çok izin vermemek adına ben zaten bir ara yorumlarımı da kapatmıştım. Ama YouTube'da tam tersini yaptım ve ben bunu yapınca da zaten oraya kötü yorum yazan insan sayısı çok çok az. Tabii ki denk geliyorum, görüyorum. Çünkü okuyorum. Bunu da buradan tekrar söyleyeyim. İzleyenlerim de bunu bilsin. Okuyorum. Benle birlikte ekibim de okuyor bu Hı -hı. arada. Eee hata likeladığımız falan da yorumlar oluyor. Geneli çok iyi. Hı -hı. Ama arada tabii tek tek onları engelleyemiyoruz. Çünkü o o o, o tip insanlardan saldıracağını şaşırıyor. Bak da Instagram'dan ulaşılamıyor. işte yorumlara kapalı, DM kapalı. Ediyor YouTube'u madem okuyor, bari buradan yazayım diye var yani onları çok durduramıyoruz da çok olumlu. <laughs> <laughs> Ama genel hmm, manada aynen. gerçekten olumlu yorumlar. Evet, yüzde sekseni çok, çok şükür. Hep... Çünkü çok eğlenceli bir dünya paylaşıyorsun Teşekkür bizlerle. Teşekkür ederim. E, çok keyifli. Çok mutlu. Yani bunu bunu duymak benim için gerçekten çok e, çok mutlu oluyorum bunu duyduğumda. Çünkü amacım buydu e, ve bir sene oldu neredeyse bir Ay, seneyi de birazcık geçtik hatta. Aynen hep böyle. Ee, ya yani hep böyle giderse sürekliliği çok daha ya yani benim için çok daha keyifli olur İnşallah da böyle gider Tabii bir merak uyandırıyorsun şu an aslan bu hafta ne koyacak acaba ne çekecek <laughs> ne üretti acaba evde neler oluyor Ben aslında kamera arkasını merak ediyorum bazen Çünkü sen ansızın böyle e, ...Arda'nın haberi olmadan çekip çekiyorsun çocukların haberi olmadan çekiyorsun falan o esnada neler oluyor kamera arkada yaşananları merak ediyorum. Ya Her dakika Arda'ya başından zaten bu şeye girerken Arda'ya başından söyledim. Yani e, tabii ki elimde kamera sürekli seni çekmeyeceğim dedim. Zaten hani Arda odaklı bir kanal olmasını da istemedim. Hı -hı. Yani tabii ki. Ona beni çok şimdi... dikkat zaten. Evet yani şöyle tabii ki Arda'nın sevenleri e, o camia tabii ki beni izliyor Arda'yı merak ediyor. Ama ben istedim ki Arda'nın olmadığı bölümlerde de ben izleneyim. Ve onu çok şükür yakaladım ben yani Arda'sız bir sürü bölümüm var. Ee, Arda'ya da böyle tam kamerayı alırken zaten onu editlemek benim elimde olduğu için... ...o kamerayı böyle ay ben şimdi kameramı çıkaracağım seni çekeceğim demiyorum. Çat diye çekiyorum ben onu. Eğer ya beni çıkar işte bazı çünkü şimdi özellikle e, futbol e, zamanında... ...yani e, futbolcuyken e, dikkat etmem gereken şeyler oluyor şimdi atıyorum... Bir maç kaybedilmişse orada ben Arda'yı çat diye böyle kamerayı açayım lay lay lon bir şey öyle olmaz. Yani onlara tabii ki dikkat ediyoruz ama bunları dediğim gibi editlemek benim elimde olduğu için... ...baştan ki yani böyle bir uyarı yapmıyorum... Ee, ...ben seni şimdi çekeceğim diye... ...o yüzden de doğal oluyor zaten. Çok doğal oluyor doğal bazen oluyor. böyle şaşırıyor falan. Teknede tevkilerim. falan böyle yatak odasına falan da giriyorum... ...çocuklar onun üstüne <laughs> atlıyor... ...ben o anı da yani hiç olmadı YouTube'a koymam... ...bana anı olarak kalır. Yani Ay, bir, evet, şey bir kere yok. tatile giderken siz gidiyordunuz tatile... ...o evdeydi o zaman da yine tam yeni uyanmış haliydi. Tabii tabii Çok aynen. aynen. Eğlen... <laughs> Çok eğlenceliydi aynen. o. Direkt böyle çekiyorum çünkü dediğim gibi... ...yayınlamazsam bize hatıra kalır. Tabii. Ee, peki çocuklar alıştı mı çekimlere... Hamza alıştı. Hamza hatta böyle el salla falan diyor, işte e, merhaba falan yapıyor, şekerlikler de yapıyor, cheese falan diyor. E, Asil birazcık daha yabancılıyor hala, ama o da e, ilk kez göre tabii çok daha şey, yani ne ne yaptığımı anladılar gibi. Yani YouTube olarak değil ama ben bir de onlara yemek saatinde <laughs> açıp bir de izletiyorum. Aa bakın bak sizi çektim anne orada baba orada falan diye bir de seviyorlar. Onlar da beni izliyorlar bu arada. Yani evin 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 bir kısmındaki televizyonlarında Arda'nın spor kanalları açık. Diğer televizyonlarda da Aslan'ın YouTube'ları var. Bizim hep böyle bir ev oldu artık <laughs> Aynen izliyoruz yani. Ay gerçekten çok zevkli. Peki içeriklerin alanını büyütmeyi düşünüyor musun? Valla e, Funda çok aklıma sürekli bir şeyler geliyor. Hı hı. Şimdi mesela yolda gelirken konuştuk. Egemen'le hani haftaya ne yaparız diye. Yatarken bunları düşünüyorum. Yani e, içerik düşünüyorum. Büyütsem, büyüteyim, küçülteyim olarak değil ama içerik. Neyi yapabilirim? Bir de e, şöyle oluyor. YouTube'daki yani benim anladığım kadarıyla ki bu işi çok iyi yapan insanlar var. Ama bir de bu işe çok hevesle başlayıp e, izlenmemek. Sen mi ya da kendileri sıkıldıkları için mi bilmiyorum ama bırakanlar da e, var. Ben sürdürülebilirlik yani e, şey istiyorum bir e, gitsin istiyorum gidebildiği yere kadar. Yani bir hani sıkıldım ben bunu bıraktım zaten karakterimde hiç bu yok. yok. Hiçbir yaptığım işte yok. Bu disiplinini biliyoruz. Yani, ee, ben sıkıldım bundan buna geçeyim. Evet biraz tez canlıyımdır. Bazı şeylerden çabuk sıkılırım ama sıkıldım diye işimi bırakmam ki bu işten hiç sıkılmadım şu an ee, evet. şaşırtıcı bir şekilde. Ya yani, o yüzden keyif verdiği için bana hep aklıma yenilikler geliyor. Ee, hı hı. Yatarken mesela düşünüyorum bu hafta ne çekeyim, ne yapayım falan. Ee, bir ay çekemedim. Hı hı. Orada hatta açıklama yapmak durumunda kaldım Hamza'nın doğum gününde. O asla içerik üretememekten değildi çünkü içerikler zaten üretiliyor bir şekilde hı hı. ama çok yoğundum e, asil okula başladı falan hani evet. oralarda e, okula git gelim çok oldu çünkü farklı aynı saatte giriyorlar ama farklı saatte çıkıyorlar o yüzden e, zamanım olmadı bir de okula sen götürüyorsun onları Aynen zamanım olmadı ama dediğim gibi yani içerikler e, hep aklıma farklı şeyler geliyor inşallah e, güzel şeyler izleyeceksiniz Ay inşallah merakı bekliyoruz peki bir de işbirliklerin oluyor markalarla hı hı. onları hangi kriterlere göre seçiyorsun nasıl karar veriyorsun Şimdi e, çok fazla e, şey yani ilk kriterim şu oluyor yani bir marka geliyor ve hayatımda asla kullanmadığım bir marka Hı -hı. tanımadığım bir marka yani şöyle yeni olan güzel markalara gene okeyim ama e, yani mesela alakasız yani ben hayatımda saçımı sarıya boyamamışım. Hı -hı. Ben şimdi orada ya da ben saçımı boyamıyorum mesela hani sarı sarı boya tanı yani anladın benle çok ters köşe olan şeyler varsa hiç kabul etmiyorum. Yani başından hiç teklifi de dinlemiyorum e, kabul de etmiyorum. Yani kendim giymediğim takmadığım e, kullanmadığım şeyleri tanıtmayı sevmiyorum. E, bunu yapanlara yapanların sebepleri olabilir ve ona da saygı duyuyorum bir şey demek istemiyorum şu anda ama ben kendimi tercih etmiyorum. Bu yani ne çok güzel bir hayatımda şey. Çünkü o ürünü tanıtmak o kadar zordur ki eminim ki. Yani şimdi mesela bildiğim bir şeyi tanıtmak aşırı kolay. Ben onu dı 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 konuşuyorum. Ve gerçekten kullandığım için çok e, kolay oluyor. O briefi ezberlemek falan zor. Aa bu neydi bu ne? Öyle olmuyor. Bu e, böyle ürünleri tercih ediyorum. Hayatıma dahil olan şeyleri tanıtmak ee, evet. Özellikle çocuklarla ilgili şey önerirken de dikkatimi çekiyor. Çok hassasın evet. orada da. Peki şahane bir manzara var arkanda gerçekten bu. İki çocuktan sonra neler değişti hayatınızda? Nasıl gidiyor? Yani e, dünyanın en e, güzel duygusu annelik annelikmiş. Bunu herkes bütün anneler söylerdi. Benim annem de söylerdi. E, çok şey değişti. Yani bir kere sorumluluk anlamında. Ben kendimce çok sorumluluk aldığıma inanıyorum yani kendimce derken kendimdeki o farklılığı görüyorum Arda aynı şekilde. Yani biz anne ve baba olarak e, evliliğimizi çocuklarla beraber çok daha güzel bir noktaya taşıdık. Çok daha e, evde bilmiyorum... Çok şükür huzurlu bir evim var, mutlu bir evim var. Ee, çocukların hep neşe kattığı, yani gece bile böyle hamza pıtır 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 yukarı geliyor. En derin uykumuzda dörtte bile mesela atıyorum sabah dördü üç buçuk böyle kakır kakır gülüyoruz çünkü onun o odaya girişi bile anladım bizde böyle yani çok mutlu bir, şey, yani çok mutluluk büyük mutluluk çocuklar yani çok da tarif de edemiyorum ama e, Allah gerçekten isteyen herkese nasip etsin e, benim hayatımda yaşadığım en güzel. E, ...duygu... E, ...çocuklarımın ne güzel, doğduğu ne mutlu. an... E, ...bugün de hatta bir şey paylaştım... ...Instagram'da bir e, koç... ...işte yarı finalde bilmiyorum izledin mi... E, ...biri çocuğu olduğu için... ...yarı finalden gitmiş Hı -hı. falan... ...hocasına soruyorlar... E, ...Arda bana yolladı dün de... E, ...hani diyor yarı finalde... bir ...soruyor muhabir işte yarı finalde diyor bırakması... ...hani gitmesi falan... ...adam da diyor ki senin çocuğun oldu mu... Yani hayatta hani doğru, basketbol mu her şey ya da işte o yani hiç çocuğun oldu mu senin e, hatta öyle şey genç adam diyor bir gün çocuğun olduğu zaman beni anlayacaksın ben izin verdim zaten gitmesine diyor hayatta bundan daha güzel bir şey yok diyor yani Kesinlikle. öyle benim için de öyle Şimdi bugün çok e, denk geldi diye bunu anlattım çünkü sabah story'imde paylaştım bu şeyi. İyi duygusal oldu Hı -hı. üçüncü çocuk İnşallah kısmet diyorum buna çünkü e, ne zaman buna çok istiyoruz. Ee, ...işte istiyoruz istiyoruz... ...ben dedikçe sürekli manşet üzerine manşetim... ...manşet üzerine manşetim... ...üçüncü çocuğu istiyoruz... ...üçüncü çocuğu istiyoruz... ...üçüncü çocuğu istiyoruz. ...yani ondan uzaklaşmak kısmet... Ee, ...evet istiyoruz inşallah... ...ama dediğim gibi kısmet. <laughs> Peki sanki Hamza daha sakin bir çocuk... Hı. ...ve Asil inanılmaz hareketli gibi... Evet. ...Asil sizi daha mı çok yordu? Ee, şöyle Asil'in bebekliği... E, ...Hamza çok sakin bir bebekti... ...karnımda da sakindi... Ee, ...çıkınca da sakindi... ...büyüdü hala sakin... ...o belli etti kendini... ...yani baştan belli etti... Hı hı. Ee, ...ama asil mesela... ...karnımda da yaramazdı... Ee, ...hatta doğum... E, ...Sezeryan doğu, doğum hı hı. yaptım ben... ...ve tarihi belliydi mesela... ...1 Temmuz'du... E, ...oraya kadar bile bekleyemedi... ...30 Haziran'da yani... E, ...şey nasıl gittiğimizi bilmiyoruz... hastane burayı patlatıyormuş benim zaten... ...bayağı dayanmış falan... E, ...Hocam İbrahim Hoca sevgili... ...İbrahim Hocam şey demişti... E, ...yani... ...çok zamanında geldiniz... ...bu çocuk mümkün değil bir Temmuz'u bekleyemez diye... ...oradan Olsun. o kendini belli etti çıktı... ...Hamza gazsız bir çocuktu... ...ağlamazdı geceleri... Ee, ...uyurdu koyduğum gibi uyurdu falan... ...asil gazlı bir bebek çıktı... ...Feryat Figan hep <laughs> ağladı... Olsun. hep ...yani onda çok daha uykusuz kaldım... ...yani o da oradan kendini belli etti ama... ...dediğim gibi karnımdayken de zaten... Hareketli ve yaramaz bir çocuktu. Yani biz diyorduk hani biz neyin geleceğini biliyorduk. Biraz anne hissediyor hatta baba da hissediyor. Yani elini koyduğu zamanlarda Arda dağındın dağındın sürekli böyleydi. <laughs> ee, o taban tabana iki zıt e, kardeş oldular abi kardeş. dediğim gibi Hamza sakin, asil. Peki, Biraz hangisi sana benziyor, hangisi Arda'ya benziyor? Huy e, olarak. Huy mu? Huy. Asil Arda'ya benziyor. Ben tabii ki Hamza ile ben aynı. Değil Sakinim olur. çünkü ben de sakin bir tipim. Arda da çok hiperaktif. Duramaz yerinde duramaz yani. E, ben de daha sakin böyle e, hani daha böyle yumuşak vites falan. <laughs> hani ben hep öyle sakin, olduğum sakin. için aynen. Tip olarak da tam tersi. Asil bana benziyor, Hamza Arda'ya benziyor var Diyorlar. Diyorlar. Diyoruz. <laughs> evet bence de öyle. Birazcık daha hani bilmiyorum bu resimde çok şey. ikisi birbirine bence de. de benziyor Ama bu arada. Yani çok da benziyorlar evet, gerçekten. Evet benziyorlar. Ay maşallah gerçekten çok tatlılar. Teşekkür Çocukların ederim. eğitimi konusunda çok hassassın. Yani doğdukları günden beri. Hı hı. E, bu konuda birinden fikir alıyor musun? E, nasıl bir şey planladın? Şimdi e, kendi yani çocuklara hiçbir zaman böyle Akademik hayatlarında inanılmaz e, zorlayacak, onları böyle hani çünkü bazı anneler mesela bir hedef belirliyorlar ve hı hı. o çocuğu işte o okula sokabilmek için e, bazen çocuğun istemediği bir tercihler oluyor ama sırf anne baba ebeveyn istiyor diye e, o okula gitmek durumunda kalıyorlar ve öyle bir şekilde e, bir program hazırlanıyor çocuğa İşte çalışma şekli, e, sınavları o su bu su derken. E, ...çocuk kendini çok kötü hissedebiliyor. O yüzden ben başından da söylemiştim. Hatta... E, ...hani şöyle de bir şeyim vardı... ...bir röportajda. Hani hiçbir zaman akademik olarak çocuklarıma... ...hani neden matematiğin kırık geldi... ...diyen bir anne olmayacağım Hı -hı. diye. Çünkü e, çocuklarımın... ...yani benim için iki tane önemli kriter var. Hı -hı. Bir kere... E, ...sosyal zekalarının... E, ...yüksek olması benim için çok önemli. Yani insanlarla iyi iletişimde olmaları, networking olayının çok sağlam olması, ileride işlerine yarayabilecek bir sürü insanla dünya çapında global olarak tanışabilmeleri, onlarla iletişimde olabilmeleri, o yüzden eğitimi ve tabii ki ikinci olarak da dil verebildiğim kadar şimdi Fransız ablamız vardı o. E, Paris'e dönmek durumunda kaldı. Yana yakıla Fransız e, şey ablası arıyorum. Zaten okul İngiliz. E, e, ama Fransızca da yanında. Bir isterlerse başka bir dil onu da Çünkü çocukların 0-6 yaş arası çok e, güzel bir kapasiteleri var dil öğrenmek için. Yani 6 tane 7 tane farklı dil bile. O kadara gitmeyeceğim ama e, kapasite harika. olabiliyor. O yüzden iyi dil bilsinler. E, sosyal zekaları yüksek olsun. Özgüvenli, ahlaklı çocuklar olsunlar benim için çok e, ...yeter tabii ki yol yordan bilen ailelerine saygılı, vatanına, milletine hayırlı, sevgili... ...hani böyle çocuklar ama akademik olarak çocuğum illa işte gitsin de en iyi okullarda... ...birincilikle bitirsin de her dakika ilkokulda da evet. bana takdir, teşekkür getirsin ortaokulda falan... ...böyle bir derdim, böyle bir hırslarım yok, yok. gerçekten yok e, o yüzden... E şimdi diğer soru yani acaba merak ediyorum işte bak neden olmadığını da diğer soruda açıklayayım istersen. Hayır şey söyleyeceğim aklıma şey geldi orada diyor ki evde üçü ileri seviye İngilizce konuşuyor ve ben hiçbir şey anlamıyorum ve çok sıkılıyorum bazen. Ya kıyamam şöyle kıyamam. Neden biliyor musun bazen... Şimdi Arda'nın yani hepimiz biliyoruz ki öyle bir İngilizcesi yok. Öyle bir İngilizce eğitimi yok. Tamam İspanya'ya gittiğinde İspanyolcasını çok geliştirmiş. Gerçekten de bu arada filmleri falan İspanyolca altyazısız izliyor. Hı hı. Hepsini de anlıyor. Ama İngilizcesi öyle değil. İspanyolcası gibi değil. Ee, bazen de böyle çocuklarla o da heves ediyor herhalde. Biz e, dediğim gibi bizde Loni var. Loni'nin de İngilizcesi çok ileri seviye. E, çocuklarla falan öyle konuşuyor. İşte ben de konuşuyorum falan. Sonra Arda mesela e, bir cümle kuruyor ve yanlış biz Leon ile hemen birbirimize bakıyoruz ama hevesini de kırmamak için yani hiçbir şey demiyoruz ama ben Arda'ya sonra diyorum düzeltiyorum mesela o cümleyi falan. Gülüyoruz ama yani hani şimdi şey ben sen neden İngilizce konuşuyorsun yani sen neden İngilizce konuşuyorsun? O da diyor, yok ama ki yani heves ediyorum falan. o yüzden bir şey demiyor. Arada yarı Türkçe sokuyor, İngilizce bir şeyler kendi geldi anladı mı anladı diyor tamam bir de olay o. Ben dedim ki ama böyle değil bu cümlenin şeyi falan o anladı mı anladı diyor ya tamam diyor çok e, sempatik bir e, an oluyor bu arada. O yüzden e, konuşuyor yani. Yapacak bir şey yok. İngilizce <laughs> konuşuyor. Cool. Peki evde bir de şöyle bir durum varmış. Hep ama bu en başından beri, Hamza zamandan beri sen çok disiplinlisin <laughs> ve bir şey izletmiyorsun atıyorum. O gizli gizli izletebiliyor ya da sen bir yemeği vermiyorsun. Dedi dedi diye peşinden koşuyor ve kıyamıyor. <laughs> Pes ettim ben. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> Pes mi? Pes ettim bu konuyla ilgili. Şöyle e, yani görmemezlikten geliyorum. En azından benim önümde olmaması. Mesela o Mesela yukarıda atıyorum... ...oyun katındayım ben... ...tıkır tıkır tıkır bu çocuklar çıkıyor yukarı... ...Arda da orada... ...orada bizim bir, bir dolabımız var... ...böyle içinde cips falan olan... Ee, <laughs> ...bir bakıyorum hışırtılar geliyor ya mesela... ...aslanım sen diyorum bu katta kal... <laughs> ...hani tamam... ...çünkü şöyle ben zaten hiç böyle... ...zararsız falan... E, ay ...zararlı şeyleri hiç vermeyen bir anne değilim... ...mesela çikolata yeri geldiğinde... ...veriyorum ben... E, ...ya da bir cips bir bilmem... ...çünkü şeye de karşıyım hani... Ee, bazı anneler yine saygı çerçevesinde söylüyorum bunu olabilir ama e, yani herkes yerken o baksın mı şimdi ona da kıyamam doğum günlerine falan gidiyoruz orada mutlaka ki oluyor şeker çikolata bilmem ne e, o yüzden e, hani az öl ne kadar az verirsem o kadar iyi ama e artık şey diyorum ben az verme en minimuma indirdim ki Arda zaten veriyor ya. Orada dengeledik hani Arda da birazcık. Sonra şey diyorum mesela Allah korusun e, okul başladı diyorum hastalık dönemi falan bak bağışıklıkları düşer falan sakın ha işte zararlı şey çok verme falan diye. Hem e, sevgili eşimi hem anneanneleri dedeleri hem babaanne dedeleri çünkü hepsi onlar... Yani ailede bu konudaki tek disiplinli insan benim. Başka Gerçekten yok. Gerçekten öyle. Ben bazen Başka anneni de görüyorum. Başka yok. gel Gelsen amza benimle falan öyle. yapıyor YouTube yayınlarını. Öyle. <laughs> ve Aynen. senin bakışını görüyorum Aynen. orada. Aynen yani anneanneyle babaanneleri zaten Arda'yı da geçmiş durumdalar. Ee, şimdi biraz biraz böyle e, anneciğim diyorum ona da ona da anneciğim ne olur bakın işte hastalıklar var yapmayın aman e, şekeri ne kadar az yedirirsek o kadar iyi bağışıklık lazım falan filan derken onlar da okey diyorlar ve şimdi çok daha iyiyiz. Bir, bir Masala. sene öncesine kadar falan neler neler. <laughs> Peki Aslıhan Hanım Doğan nasıl besleniyor bunu Arda'ya sordum ve dedi ki. <laughs> <Ne> dedi? <laughs> çok uyanık beslenir. Çok uyanık. Çok tam uyanık. onun lafıdır. O dedi bir tane zararlı bir şey bir günde yani. Bir, onu yiyorsa o gün hiçbir şey yemez dedi. Bu da çok zekice yani çok hesaplar dedi. Hiç çaktırmaz. Her şey yediğini söyler, masla yemez. Ee, Bunu bize lütfen doğru. açıkla. Doğru. Bu formu nasıl koruyorsun? <laughs> doğru, ee, yani şöyle, bir gün mesela atıyorum, kötü beslendim. Ertesi gün mutlaka benim daha sabah 8'de. ...ya da 9'da o şeylerin... ...neyse yeşil sularım sıkılır. Ya da işte o gün sıkılmaz ben hemen... ...çocukların okuldan sonra kahvaltıda o yeşil suyu... ...her gün mesela o yeşil suyumu içiyorum ben. Hı hı. Bir şekilde o bütün ıspanak, kereviz... ...işte maydanoz içinde... ...yeşil elma falan bayağı yeşil su. Seviyorum da bu arada. Hı hı. Ee, hemen bir ertesi gün... ...kendimi temizlemeye geçiyorum bir kere. Hı hı. Ee, ama bazı yemeklerde de... ...engel olamıyorum kendime. Yani mesela burger benim çok... ...hiç tipime aslında... Zıt gibi geliyor ama benim en sevdiğim yemektir. Cheeseburger benim en sevdiğim yemektir hayatta. Yani dayanamam güzel bir burger gördüğüm zaman benim onu mümkün değil yememem. Yani ertesi gün istiyorsam e, hani ne bileyim çok önemli bir şey olsun e, giyeceğim kıyafete giremeyeceğimi bilsem gene yerim. Ama erken saatlerde yiyorum. Benim en <laughs> şeyim e, en büyük uyanıklığım diyeyim o. Erken saatte yemeğim bitiyor. Uyanık yani, beslenme diye bir şey girdi Arda artık. Arda Arda böyle bir kalıp girdi. Arda, Arda yaptı sayesinde. o. Doğru ama. Doğru çok sen diyor ama. Ona uyanıksın diyor. Mesela ben ona saat dörtte soruyorum mesela. İşte sen yemek yiyecek misin? Aslan yiyeceğim spor yapacağım falan diyor. Kaçta biter sporun falan diyorum. Tamam işte dı dı, dı Ay çok geç o zaman ben yiyeyim diyorum mesela. Seninle de otururum yemeğe diyorum anladın mı? O yiyorum ben önden. Yani onunla da işte belki şu kadar bir çorba falan hani yalnız bırakmamak, hani beraber bir sofra paylaşımımızın olması adına. Ama ben önden zaten yemiş oluyorum yiyeceğimi. Yani benim dört ve beşte bitiyor. Acıkmıyorum da zaten. Acıkmıyorum Bunları yani. öğrendiğimiz çok yani iyi olur. iki öğün besleniyorum diyebiliriz. Sabah kahvaltı mı hep yumurta falan tok tutan şeyler Hamburger yiyorum. varsa ama o gün hiçbir şey yok. Sadece hamburger var. Hamburger yerim. Sabah da eğer bilir, bileceksem yani hani hamburger falan yiyeceğimi sabah da böyle hafif geçiririm. Bir yulaf, bir ne bileyim bir, 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 bir meyve, bir muz. Gerçek şey, bir, 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 uyanıklık. Evet. Gerçek Doğru o, doğru. 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 Peki, pizza günleriniz vardı mesela o zamanlarda. Var. Daha dün ee, yedim. <laughs> valla daha dün yedik çocuklarla e, Hamza'nın bir arkadaşı geldi. Çok seviyorlar değil mi çocuklar pizzayı? Ee, Pizza bağırıyorlar sürekli Hamza'nın o meşhur. Ee, daha dün yedik valla Seviyoruz. O da o da bir paylaşım. Hamza bana işte pizzacıyı aradın mı falan diyor. Öleceğim yani. Hani o kadar tatlı, soruyor. Dün bana diyor yok. Anne benim arkadaşım geldi. Pizzacıyı arar mısın diyor. Ya Allah'ım nasıl aramam? Bir mantı yaptık çok, çok tatlı. dün. Hani mantı, arkadaşı da mantı seviyor falan. Hem dedim mantı hem pizza mı peki? Evet evet tamam dedim. Ben de sizle hem mantı yiyeceğim hem pizza. Öyle yani o da bu paylaşım. Mutlu oluyorlar. Yani şimdi. Çok tatlı. Gerçekten peki, güzel. <laughs> peki. Şu çift dikişi bize anlatır mısın? Bunu bilmiyorum. Dedi ki çift dikişi sor ona. İnanamıyorum ya. inanamıyorum. Çift dikiş nedir? İnanamıyorum. Bunu bu programa çift mı takmamış? Çift diyormuş sana. Diyor. Neden dediğini söyleyeyim. Neden diyor? Ha, bilmez olaydı bunu. E, Lise 1'de sınıfta kaldım ben. E, Nasıl? Benim elesebirine <laughs> bir şey. Gerçekten Şimdi kimse disiplinli. inanmıyor buna. Ama zaten yemin ediyorum disipline gitmekten şey oldum e, kaldım. Yani benim notlarım gene iyiydi. E, çalışkanımdır ben. Yapım yapım çalışkan. Yani e, oturursam bir şey ezberlemem gerekiyorsa ezberlerim. Yani görev adamıyım ben aslında. Hemen tık 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 tık, tık görevlerimi yapar bitirir. Sonra şey yaparım derslerimde problem yoktu. Sözlülerim biraz kötüydü. Hocalar biraz takmıştı bana kafayı. Ee, şöyle mesela kıyafetin işte kıyafet kontrolü vardı. Ben kenara çekilirdim. ...işte... ojeyle ile gelmişim işte cuma sürdürmüşüm tamam mı mesela cumartesi... Sende de olmaz mıydı? Olurdu bu yani. Mesela kıyamamışım ojeye silmemişim pazartesi günü falan hop tekrardan. E, hocalarla böyle ufak tefek e, şimdi buradan hepsine de sevgiler çok iyi ayrıldık. Çok iyi mezun oldum bana okuldan ama ee, beni bir sene bıraktılar. Hem de o kadar şeydi eee 3.00'la işte geçiyorsun. 2.99'la kaldım ben. 0. yani böyle bir ucu ucuna bütünlemelere girdim. Yine her şeyi yaptım, yaptım, yaptım. Sözler o kadar düşüktü ki bayağı kaldım. Bunu da ardanın yanında bir gün annemle böyle gaf ettik de söyledik yani. <laughs> Vay efendim ben nasıl kalırmışım sınıfta da lise birde kalmak neymiş. Aha ha ha oraya oradan oraya gülüyor. Oradan oraya. <laughs> Sürekli de bana sen, sen sosyal çiftlik işliyor falan. Böyle anladın <laughs> Böyle bir şeyimiz var. Onu öğrendiği günden beri durduk yere anneme mesela diyor ki anneciğim diyor anlatsanız bu aslan nasıl kaldı Allah aşkınıza diyor nasıl lise birde kaldı falan. Yani boş zamanlarında ya. mesela bu konuyu açıp sürekli beni ya dedim ben bunu saklamıyorum. Aynen. En son YouTube videomda da söyle de rahatla dedim. Okulun ilk günü diye bir vlog çekiyordum Hamza ile Asil'e. <laughs> Karışım sen Allah aşkına çift dikisini. Hah dedim söyledim bu YouTube'da rahatladın. <laughs> Ama burada daha detaylı herhalde anlatmamı <laughs> evet, istemiş gerçekten. ki şimdi programı izlerken yine kıkır kıkır <laughs> gülecek. Kaldım vallahi yapacak bir şey yok ya, yani. Inanılmaz. Bu didişmelerinizi de çok seviyorum. ya Sizi nasıl bu kadar iyi arkadaş olmanız <laughs> o kadar güzel ki. Yani Aynen. E, bu kadar göz önünde biriyle olmak zor mu? Bunu nasıl anlatırsın bize? Ya, tabii ki zor. Ee, yani ama ben. Bunu e, hep söylüyorum. Ben bu yola zor olduğunu bilerek çıktım. Hı hı. Yani ben zaten zor olduğu için birkaç sene Arda'yla zaten bu yola çıkamadım. Hayır, 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 hayır. Bunları da anlattım evet. sana mesela. <laughs> ben de bunları söyleyeyim. Biliyorum. Ha, yani e, çok zor. Hani ben bununla baş edebilir miyim şeklinde. Çünkü dediğim gibi zaten çıktığımız zamanlarda sen o zaman da bu mesleği besin, bilirsin. işte. ayrılıklar sürekli. Çok ihtiraslıydı. Tabii yani tabii ayrılılar ayrıl barıştı artık. O dönemin aşk acısını da merak ediyorum aslında. Çünkü Arda'nın mesela o aşk acısını çekecek senin kadar... böyle hani kapına geldiğini falan biliyor. E oldu onlar ama o kadar e, şey zaman o kadar araya açmıyorduk. Hı hı. Biz barışıyorduk. Magazinin sonra haberi oluyordu. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Yani yakalanmıyorduk ilk barıştığımızda falan. Ondan sonra onlar zannediyordu ki biz bir aydır ayrıyız. Öyle bir şey yoktu mesela. Üç gün, dört gün, işte bir hafta, on gün falan maksimum. Ee, ama işte böyle inatlaşmalar oluyor ben kapıyı açmıyorum işte e, böyle şey fikre yani. güvenliğini falan aramıştım işte Arda Bey giremez falan böyle saçma sapan Arda İnanılmaz. Bey giriyordu ha <laughs> giremez o her falan. türlü girer oraya <laughs> evet. yani böyle e, şeyler oldu tadı tuzuydu ben her zaman söylüyorum o bazı şeyler ya belki de bizim ilişkimizi evliliğe götüren şeylerden yani bazen insanlar ya biz ayrı kaldığımız zaman birbirimizin kıymetini daha çok anlıyorduk bu arada hı hı. yani e, bazı ilişkiler böyle olma ben seviyorum hala ben bunu geçen gün de söyledim mesela hala bazen böyle çok sakinlik o kadar da iyi değil yani arada bir kavga falan olması lazım bence güzel bu kimya tutku her şeyi güzel şey yapıyor yani o bence tadı tuzu ben bilmiyorum sen inanıyor musun mesela ben de, aşırı ben de çok dingin hiçbir şey zaten çok stabil bir ilişki olamaz böyle bir şey yok ama sizin işte iyi arkadaşlıktan birbirinizi o kadar iyi anlamanız bir de ben şunu görüyorum Arda çok Aslı Hancı hani hmm. hanım ne derse o var çok Arda'da hani hep soruyorlar ya başarılı evliliğin sırrı. Benim sizde gördüğüm Arda <laughs> gerçekten ederim. hanımının e, söylediğine önem veren adam mutlu olur Hı -hı. her zaman yani. ya Biz o konularda da birbirimizi dengeliyoruz yani şimdi kimin lafı geçer olmuyor çünkü bazı noktada tabii ki onun lafı geçiyor ama bazı noktada da tabii ki benim lafım geçiyor. Herkes herkesin alanına saygılı. Ee, fikir önemli. Ben her şeyin fikrini ona, ya yani her şeyi ona danışıyorum. E, kafama göre iş yapmıyorum. Hani mesela bir şeyde, e, yani en ufak noktayı onunla paylaşıp fikir almak önemli. O da aynı şekilde. Yani bir şeyleri sonuçlayacağı zaman mutlaka bana sorar ve benim hayır dediğim bir şey asla evet demez, İçi el vermez çünkü. Yani mesela bir şey e, olacak, ben olmasın içim. İyi, yani iyi hissetmiyorum bu işleri. Bir kere hislerime çok güveniyor benim. Hı hı. E, altıncı hissimin çok kuvvetli olduğunu artık o da hem fikir. Tövbe estağfurullah falan diyor. Hı. Hani böyle sen diyor ne dersen <laughs> çıkıyor falan şey. E, artık çünkü kadınlar ben yay burcuyum. Hı hı. E, çok alt, gerçekten altıncı isim çok kuvvetli. O da artık buna inandığı için her şeyde bir fikir alışverişimiz oluyor. İşte nasıl hissediyorsun diyor. Yani bu bir paylaşım gene. Hı hı. E, o yüzden dengeliyoruz işte ben onu dinliyorum o beni dinliyor. Bazen benim sözüm geçiyor, bazen onun sözü geçiyor. Tatlı ben bir kere daha söyleyeyim bunu. Bizim evde tatlı dilli olan kazanıyor yani. Hani tatlı dil güzel, kazanıyor. aynen hep öyle. Ee, Dostluk, arkadaşlık kazanıyor tabii, ve tabii, bence tabii, bu tabii, kadar tabii. eskiye dayanmanızda evet e, çok sene olmuş yani çok, 2005. Yani Sen onun bagını biliyorsun çünkü. <laughs> Neye sinirleneceğini, tabii tabii tabii. Ben mutlu tabii. olacağını. Ve evet, dolayısıyla... Yani düşün kardeşi bile beni arıyor. Yenge hani abime geleyim mi şu an gelme diyorum mesela ya da gel. Hani e, artık o şeyleri beni, beni şey yaptılar arada. Hani gelsem nasıl abim nasıl öyle falan. Aynı şekilde Yüksel anne hep beni arar Arda tamam. nasıl. Hani e, ben artık yani ezberledim ya. <laughs> Peki bu kadar tutkulu bir aşk çocuklardan sonra... E nasıl oldu? devam <laughs> devam değil mi hep şey diyorlar çocuklar olduktan sonra aşk azalıyor ben bilmiyorum öyle miymiş bizde öyle bir şey olmadı yani bunun çocukla çok alakası yok birbirine ha bu arada tabii ki şöyle şeyler olabiliyor etrafında da var benim yani çocuk olduğu zaman bir anne özellikle anne diyorum ama tabii ki baba da yüzde yüzünü yüz, yani her şeyini o çocukla tüm ilgisini tüm e, sevgi ilgi yoğunluk paylaş her şeyi o yani özellikle ilk çocukta bu çok oluyor Hı -hı. çünkü hani neye uğradığını şaşırıyorsun bir bebek evde e, ne yapacağım falan varını yoğunu yani ben öyle oldum ama ben eşime ve aileme olan ilgimi de yani hiç eksiltmedim yani o, Hani onu da yaptım onu da yaptım o yüzden e, bilmiyorum. Sen çok hassassın o konuda zaten bence çok da güzel örneksin. Yani belki aşk bitiyor değildir de başka ailelerde de Hı -hı. ilgi azalınca belki iki taraf da öyle hissediyor olabilir. Mi? Bilmiyorum. Yok hayır şey diyorlar genelde çocuk olunca aşk artık hani o aşkmış hani çocuk başka bir aşk, ha, o ayrı. E, aşk ona evriliyor gibi. Yani, şey. O aşk ayrı o aşk ayrı evet, insanın bambaşka. çocuğu evladı o bambaşka bir duygu onu bilmiyorum onu nasıl tarif edilir Arda da edemez yani o bambaşka bir şey ama insan eşiyle olan evliliği aşkı falan o, o da bambaşka bir şey yani farklı iki şey Gerçekten çocuk de. etkilemiyor bence aşkı İkisine de farklı aşk var diyelim. Harika. Aynı. Peki Arda nasıl bir aşk adamı, nasıl bir eş? Nasıl anlatırsın? Yani onun mesela çok başka centilmen yanları var. Bunu en iyi sen anlatırsın. <laughs> hani Benim sana karşı davranışlarını gördüğüm e, inanılmaz şeyler var. Ya Arda e, şeydir bir kere çok e, yani duygus merhametli, çok. duygusallığını geçiyorum ama çok merhametlidir. Arda iyi biridir. Yani kalbi iyi biridir Öyle, Arda. Çok iyi Bütün etrafı e, yani tabii ki bir algı oluşturulmuş olabilir tanımayan insan. Tanıyan ve çevresinde Arda'yı tanıyan mesela sen hı hı. E, herkes bilir ki Arda çok iyi kalplidir. Çok. E, Arda benden de iyi kalplidir mesela. Yani ee, bana hatta bazen nasıl bir şey? der, ya bana... benden değil <laughs> Hayır yani şöyledir şöyledir bana bazen der mesela yani şakası vardır ya, ya bazen gereğinden fazla da iyidir mesela ben derim ki bak böyle olduğun noktada e, çok hayal kırıkları yaşayacak kırıklıkları yaşayacaksın çünkü herkesi kendin gibi zannediyorsun <laughs> ve e, insanlar senin gibi değil olaylara bakış açısı senin gibi değil işe bakış açısı senin gibi değil senin düşündüğün gibi fazla iyisin ve fazla merhametlisin. Bir kere eş olarak da dostlarına karşı da Arda böyledir. Ee, çok iyi bir baba. O çok önemli bir şey. Çok fedakar. Çocuklarına yani kendi kendine falan konuşuyor bazen böyle yatakta kendi kendine, yani sesli çocuklarını seviyor. İşte e, lalipliğim benim falan diyor durduk yere. <laughs> bir de böyle tuhaf kelimeler var. Lalipli işte o, o zaten onun senelerdir biliyorsun sen zaten ondan bir kopamadık. Ee, durduk yere mesela televizyon izler. benim falan diyor. Kendi kendine böyle. Yani inanılmaz sevgi dolu. Ee, çok paylaşımcı. İnsanların iyi gününde, kötü gününde yani bu çok önemli bir şey. O da hepsi söyler. Yani iyi günde herkes var çünkü ama kötü günde çok az insan oluyor ya. Ee, Arda hep kötü gün. Yani ee, ve şeydir yani her şey ailesi karım iyi hissetsin, karım mutlu olsun çocuklarım iyi hissetsin, çocuklarım mutlu olsun her şey varını yoğunu ailesine ve dostlarına e, adamış bir adam Arda e, maddi olarak söylemiyorum hı hı. çok bonkör cömert çok. E, etrafına hep yardımcı olsun yani bu bunun dediğim gibi parasal ...kısmı değil. Hı hı. Ee, şimdi şeyler olur çünkü. ...Cömer işte Bonkör dedi ondan seviyor falan. <laughs> Öyle <laughs> <Aslan. gülüyor> Tabii. Siz bunları açalı çok Tabii oldu. tabii tabii. Ee, yani şey, e, çocuk paylaşımcı, e, yani verici, her şeyde e, dediğim gibi ya nasıl? Romantik ee, mi? romantik mi? Rom, yani romantik aslında böyle şey yoktur ama mesela onun romantikliğini kestiremezsin. Mesela hani doğum gününde evet tabii ki doğum günümde çiçek pasta alıp gelir şey ama mesela bir sevgililer gününde falan Arda'dan bir romantiklik o kırmızı şeyler ama mesela X bir günde elinde işte güllerle gelir falan hani böyle şaşırtır Güzel. yani evet öyle mesela şey günleri sevmez sevgililer günü bilmem evet. bir tek doğum günü doğum gününü de ben çok seviyorum o da sevmek zorunda kalıyor yani kendi doğum gününü de çok sevmez bu arada Hı -hı. Ee, yani ben kadınlar böyle ben mesela doğum günümü seven bitirmiş iki haftaya geliyor mesela bekliyorum anladın mı seviyorum. Aslında sürpriz gelecek. Ya yani sürprizi bilmiyorum ama kendim bekliyorum onu şeyi yani doğum günüm geliyor falan severim ben o da sevmez o kadar ee, ama... Şeydir böyle yani romantikliği beklemediğin anlarda. Duygusal. Hmm, ama. Güzel. Çok duygusal. Dıştan çok sert gözüken bir çocuk. Evet. Aşırı herkes Arda'yı böyle aşırı sinirli falan hani öyle bir şey zannediyor. İnanılmaz inanılmaz duygusal. Onun kalbi böyle çocuk gibi Arda. E, <laughs> gerçekten. Küser mi? Ha, küser. Küser Küser. <laughs> küser küser. Trip atar küser. İnanılmaz. Evet inadı da var benimle kavgasında. Öyle ben mesela gülerim falan ya çünkü aynı evdeki iki insanın tribini bir gün anlayabilirim ama ikinci gün anlamakta zorluk çekiyorum. Çünkü aynı evdesin aynı yatağa giriyorsun ve aynı yerde uyuyorsun falan filan hani e, dalga mı geçiyorsun falan diyeyim gülüyorum ben mesela. O ikinci gün de üçüncü de artık kendini tutamıyor falan ama iki gün falan küsüyor bende mesela. İşte bir şey işte ben onu kırmışım da işte sinirlendirmişim böyle bir şey oluyor mesela. Ben dediğim Ay gibi şey ya, hatta kız arkadaşlarım falan bana der ya aslan hani şey gibisin hani doğuştan antidepresanlı gibisin falan. Ben rahatım çünkü. Ya yani ben öyle trip atayım, uzatayım huzursuzluk falan. E, kaçtığım şeyler benim bunlar. Ben kaçarım yani böyle şeylerde. Hiç sevmem. Çok şey Bir ortamda kersiniz. gerginlik sevmem. Ee, birileri böyle atışsın falan sevmem. Yani böyle şey yakın oldukları. Sen tartışmaları hiçbir zaman körükleme. Yani. Yok yok. Ee, bazen çok güzel. E, yani hani bunu Arda eee ya bilerek yapmasam da mesela kardeşim falan söyler bazen böyle bir iğneleme huyun var der. Hı hı. E, herhalde farkında Ama olmadan yaptım. Dış, evet, Aynen farkında, farkında olmadan oldu. yaptım. Ama böyle işte yani bilerek kırayım acıtayım falan öyle şeylerim yok. Yani kavga da olursa ederim kavgayı da tribe gelemiyorum kavgayı edelim de barışalım sonra yani. Hani gerek yok Uza, uzatma o uzatma kısmını sevmiyorum. Trip Sen kısmını. çok şekersin zaten o da barışmaya <laughs> her daim hazır. O, o da böyle yani maksimum işte bir bir buçuk iki gün falan böyle bir o kadar inadı var onun yani enteresan. O ne burcuydu? Kova. İnat mıdır kova? İnadı koba? var. Oğlak gibi inadı var. Oğlak inattır. Oo, ee, ay zor. E, kova e, kolay bir burç değil. İnat yani. Ama sen onun bagını biliyorsun. Evet evet evet. Gerçekten. Bana kolay geliyor şu anda. Evet. Bu, bu şuane bir şey. <laughs> Aynen. Peki Arada biraz kıskanç. Sen kıskanç mısın? İkimiz de kıskancız. İkimiz de kıskanacağız ama şey yani eskiden tabii bu Aha. çıkarken falan böyle evlilikte bunlar çok törpülendi. Evet, yani kıskanacağımız durumda. bir şeyler yok yani hani hı hı. E, hani arada böyle atıyorum ben de bilirim. Mesela bir resim koyacağım. Hani Arda'nın sinir olacağı bir resim koymam yani hı. mesela. E, ne bileyim ya yani böyle şeyler. Hı hı. Ama öyle şey ben kıskancım der derbi de bu yani sever de o, onu biliyorum. Demeyim. Ben kıskancım falan, yani bunu hani marifet olarak bir şey söyler işte Fuluzcun ben kıskancım ama falan tabii, demiştir Tabii tabii. Karıcığım bunu yapmış ama falan bir <laughs> böyle. Gerçekten. Aynen ee, öyle. Oyledir. şey. Bu e, İngiltere'ye gittiniz maça. Hı -hı. Tarzınız. Ne kadar harikaydı Wimbledon. Biraz. Allah son gün aldık biliyor musun? O kıyafetleri gerçekten ben bulamıyordum. mi? Wimbledon'da ilk gidişimdi bu arada. Hani biliyorum ne giyilir ne edilir ama çok öyle o kadar hani bulamıyorum en son zaten e, şey e, o işte sponsor olan mağazaya girdim uh -huh. orada da tam o renkleri ve tam o şeyi yakalayınca böyle takım olarak aldım çıktım Arda'nın Arda getirmişti yanında yani İstanbul'dan belliydi uh -huh. onun ne gideceği e, o getirmişti ben şeydim bir arkadaş bir çift arkadaşımız daha bize eşlik etmişti kız e, yani ona erkek erkeğe takıldılar ikisi biz <laughs> şöyle burcuyla beraber hep alışverişteyiz. Ee, hani bir bakalım ne giyeceğiz ne edeceğiz ben, bir tek benim kıyafetim hazır değildi ben de son gün buldum zaten üç günlüğüne gitmiştik. Çok Teşekkür ederim. harika turnuva nasıl geçti? Çok güzeldi çok heyecanlıydı ben bile yani bir e, şey izlerken bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim çünkü aşırı bilgim yok tenisle ilgili hı hı. E, ama var yani hani hiç de bilmeyerek gitmedim. Ama o atmosfer o kadar güzeldi ki zaten Arda bana şey demişti hani seni buraya bir gün götürmek istiyorum çünkü çok senin sevebileceğin bir ortam hani ilan maçı böyle çizgileri falan takip etmene gerek yok yani birazcık anlasan yeterli ama çok çok güzeldi. Ee, benim için çok güzel bir an oldu yani. Bir de e, çok spontane gidelim mi gidelim olduk böyle hani bir ay öncesinde falan söylemişti. Biletlerimizi bulduk falan. Çok güzel, çok keyifli geçti. Çok tatlıydınız. Çok güzel teşekkür bir ederim. Bir Peki Arda'nın tenis macerası oradan sonra mı başladı? Yok daha önce de vardı hı hı. o zaten 2013 galiba yanlış olmasın ama Madrid'deyken de zaten gitmiş Wimbledon'a. Hayır Wimbledon demiyorum ee, şu an tenis oynamasını diyorum. Yok yine ha. oynuyordu yine hı hı. oynuyordu hatta e, ben bildim bileli Arda oynar tenis şöyle yani Süper. küçük 2005'ten bahsetmem ama biz e, çıkarken bir merakı zaten vardı hep izler. Ee, en son böyle 3-4 sene önce, 3 sene falan önce de tatile gittiğimizde falan rutin olarak her gün falan o işte Marmaris'te falan bayağı her gün hocayla falan ders falan almaya başladı. Aa, tabii tabii iyi. seviyor. Şimdi de e, İpek, İpek sevgili soylu. İpek Soylu işte Hamza'ya ders veriyor. E, Arda da oynuyor aynı şekilde onunla Aa, beraber. Yani bayağı seviyor baba, tenis oynamayı. Tatil. Tabii tabii tabii. O götürüyor e, bazen. ...bazen de İpek'le Arda oynuyor... ...sonra ben Hamza'yı götürüyorum... ...Hamza'yla İpek oynuyor falan... ...öyle şeyler de yapıyorlar... Ay çok ...oynuyor güzel. çok seviyor... ...basket seviyor, tenis seviyor... ...futbol zaten... ...evde sürekli bir maç ekranı açık değil evet. mi? Evet... ...hangisini sen izlemeyi seviyorsun? ...senin hangisiyle? Futboldan Arayın. en çok anladığım için futbol... Hı hı. E, ...futbolu çok şey yaptım yani... ...böyle artık her şeyi biliyorum... ...offside'ından tut... korner bilmem her şeye hakimim... ...o yüzden anladığım bir şey olunca... ...güzel maçları falan izlemeyi seviyorum... Yani bazen ama anlam yani mesela bisiklet falan izliyor. Hani orada ya ne yapıyorsun falan diyorum. <laughs> mesela... Neden bisiklet izliyorsun? Tabii izliyor, her şey izliyor. Bütün spor dallarını izliyor. Öyle bir şey var. Yani evde onun olduğu katı zaten öyle yaptık. Yani böyle bizim katta e, onun bir, ona bir şey var, bir koltuğu ve bir televizyonu. Oradan zaten çok pek kalkmıyor yani. Oradan e, akşamları ee, yemekten sonra öyle bir şeyi var, keyfi var. Oturur bütün spor kanallarında ne var ne yok basketinden, futboluna, tenisinden, işte bisikletine kadar her şeyi izler. Aa, inanılmaz. Ee, şey işte bu yani her şey her şey aklına ne gelirse dövüşler, bu kickbokslar her şey her şey. Yani bir kanaldan bir kanala bir kanaldan bir kanala her şeyi izliyor. Gerçekten inanılmaz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Şey Daha da çok konuştuk. Bir de kayınvalidenle ilişkine bayılıyorum. Teşekkür ederim. Gerçekten yani maşallah. Ben nazar de kayınvalideme edin. bayılıyorum. <laughs> çok tatlısınız. <laughs> o yüzden ilişkim de iyi. Bayram hallerin de çok e, güzel. Bize biraz Bayrampaşa'yı anlat. Neler oluyor sen oraya gittiğinde? Şimdi Bayrampaşa bana ilk günden beri e, çok samimi gelen bir şey var. Benim e, küçüklüğümden beri çok yani şimdi yalan olmasın ben böyle bir yerde büyümedim. Hı, hı. E, ...Florya'daydım, benim de sokak kültürüm vardı şöyle... ...yani bir villada yaşıyordum ama o 300 villaydı... ...ve karşımızda da iki tane villa vardı... ...ve ben o bütün villaların çocuklarıyla arkadaşlarımla ...hepimiz sokakta, Florya'da sokakta buluşurduk... ...yani kendi sokağımızda ve işte parka giderdik... ...oranın pazarı vardı falan filan işte... ...oralara inerdik, paten kayardık falan... ...gerçekten saat 7-8'e kadar sokaktaydım ben... Ee, ...yani öyle şey... Aşırı aşırı büyümedim yani hani şöyle lady lady Hani her şeyi sokakta bir sürü bir sürü bir sürü arkadaşımız vardı. Ama bizde e, komşuculuk falan çok sınırlıydı. Yani e, Bayrampaşa'daki o paylaşım, o komşuculuk. Mesela ben şimdi Bayrampaşa'ya gidiyorum. Bir bakıyorum kayınvalidem işte onu da çağırmış, bunu da çağırmış. İşte birileri börek yapmış, birileri işte pide yapmış her ya inanılmaz güzel bir dayanışma yardımlaşma olayı var orada birbirlerine yani orada Allah korusun birine bir şey olsa hemen birbirlerine koşarlar yetişirler falan çok bir de şey bir ortam ya eğlenceli yani herkes başka bir herkes aynı anda konuşuyor bir kere herkes de çok konuşuyor <laughs> hepimiz çok konuşuyoruz çok herkes iyi. başka bir şey anlatıyor oradan bir şey anlatıyor bu buradan falan ha, ha, hi yani hiçbir bayram Paşa günüm kötü geçmiyor benim yani sakin geçmiyor ya yani, hep sakin müratın. de geçmiyor ama, canım, sakin de geçmiyor ama zaten kayınvalidem de böyle yüksek bir kadın hani güler gü gü şey, yüksek sesle konuşur falan hani ben katre o bile olsak üçümüz de eğleniyoruz hani çocuklar falan bazen de öyle oluyor İşte adam baba çıkıyor geliyor falan çık gel çık gel çık gel yapıyor o. Ee, biz üçümüz evde kan o zaman da eğleniyoruz yani Bayrampaşa biliyor musun sıcak e sıcak bir samimi. ortam samimi bir ortam o ev Böyle o ev tertemiz girerim hep böyle aynı temizlikte kokar. E, seviyorum böyle e, kayınvalidem şey bir kayınvalide değil. E, yani hani onun yanında ben ayaklarımı da toplayıp oturabilirim, ...yatadabilirim, Anneciğim çok kötüyüm. Dün gece hiç uyumadım ya da işte midem bulanıyor falan ben biraz hiç e, hiçbir şey bir şey demez. Her zaman bir şey getirir ne bileyim e, bir şeyler hazırlar işte onu seviyorsunuz onu aldım der falan. Yani ben annemin evinde nasıl rahatım? kayınvalidemin evinde de o şekilde rahatım yani. Niye o yüzden kesinlikle. o samimiyeti kurduk, başında da kurduk ki yüksel anne de böyle bloklarda falan insanlar yazıyor. sert gözüken bir Evet, gibi. sert gözüküyor. Ee, ama o da benim gibi işte içi öyle değil. Sert bir duruşu olabilir Hı -hı. ama öyle değil. Ya benim annem mesela daha cıvıl cıvıl bir şey evet. gözüküyor. Ha <laughs> yani annem daha böyle hep gülüyor ya. Mesela yüksel anne hep gülmez. Ama e, mesela onlar da çok iyi. Yani onlar da iki Maşallah zıt yani yine şey, şey farklı karakter ama çok iyi anlaşıyorlar. Yani ortak buldular bir şeyler kendilerine. İşte e, ne bileyim o ona domates yapıyor oluyor, o ona barbunya oluyor, o sana onu aldım diyor, o Ay sana elbise şey aldım ya. diyor. Yani haftada bir iki üç hep konuşuyorlar. Sürekli berabersiniz, ha. o da çok güzel. Seviyorum ben işte, Arda da seviyor. Yani kalabalık aile benim çok sevdiğim, hep de özendiğim bir şey. E, filmlerde falan böyle görürdüm, hep İtalyan aileler falan böyle uzun masalarda hani evet. olur ya böyle 20-25 kişi yemek falan. E, çok özenirdim. Ee, babanın benim... yaptığı makarnaları da biliyorum bu arada. Teşekkür ediyorum. O da aynen. Evet, Arda bayılıyor. Güzel aynen. Ee, benim kendi ailem o kadar kalabalık değil akraba Hı -hı. olarak ama maşallah Ardı'ların <laughs> ailesi o kadar kalabalık ki bendeki açığı e, kapattık yani. O yüzden şimdi güzel bir şekilde Harika. öyle kalabalık. Peki atıyorum. kayınvalidenden böyle hayata dair iş tavsiye alıyor musun? Çok merak ediyorum Tabii ki. Tabii Mesela ki alıyorum. Mesela ne Ve dedikleri bu, Doğru çıkıyor. Uyarıyor. Yani e, çocuk konusunda o da benden tavsiye alıyor şimdi mesela onların zamanında bazı şeyler daha değişik olabiliyormuş işte e, bazı doğrular mesela atıyorum pekmez. Hı hı. Pekmez bizim küçükken mesela annelerin yedirdiği yedirmeye çalıştığı faydalı olduğunu ama şimdi bazı doktorlar diyor ki hayır pekmez yedirmeyin çocuklarınıza çünkü pekmez e, pişirilmiş şeker ve işte yararlı değil zararlı falan filan. Mesela o da benden bunu öğreniyor ben diyorum ki anneciğim ben vermiyorum çünkü benim doktorum diyor ki zararlı yararlı hı hı. değil. Ama o e, işte yani ben ona mesela o öyle bu böyle değil diyorum. O da bana hep ne bileyim eskileri anlatır. Kendi kayınvalidesiyle ilişkisini, kendi aile o zamanlar işte ne falan. Ben de onlara işte bak kızım bunu böyle böyle yap. İşte bir şeyleri o da mesela e, hisseder. Benim annem de kayınvalidemin de yine his şeyleri özellikle benim annem o da Oday Ayburcu. E, yani hisseder o, o yüzden ben annemi de çok dinlerim kendi annemi. Kayınvalidemi de dinlerim. E, kayınvalidemin hissel olarak o kadar kuvvetli olmasa da hani his, hissetmese de bilir ve dedikleri doğru çıkar. Yani hmm. e, tecrübe onlar tecrübeliler hayat tecrübeleri çok fazla yani bence herkesin bir anne babaya kulak vermesi gerekiyor diye Kesinlikle. düşünüyorum. Kesinlikle çok katılıyorum. Ben vermediğim zaman çok pişman oluyorum çünkü kendi anneme ben sana demiştim diyor ve haklı çıkıyor. Şu an her söylediklerini dikkate alıyorsun evet. değil mi? Evet yani çok çünkü güzel. doğru çıkıyor. Hı -hı. Yani bir bildikleri var işte diyoruz ya büyüklerimiz de olsa bir bildikleri vardır. Gerçekten var yani. Peki kayınvalide e, Arda ile ilgili tavsiye veriyor mu? E, şey. Tabii tabii kendi annesi. Evet. E, yani Arda'nın küçüklüğünde de aynı karakterde olduğunu belirten bir sürü şey söylüyor. Mesela Arda sinirliyken Arda'nın üstüne gidilmez. Bunu annesi Hı -hı. de bilir, ben de bilirim. E, kardeş de bilir, işte katredebilir benim yani Arda ee, mesela bana der işte dur şimdi hiç ses etme der. işte iki saat sonra söyle falan. Hep yapar. Küs olur eğer mesela Arda bana küsse hemen anlar. Arda onu aramıştır. Küs müsünüz siz falan der. Anneciğim diyorum sizin oğlunuz bana küs. Ben küs falan değilim diyorum. Ben hiçbir şeyken aman diyor bir falan. Hep beni kollar. Öyle bir huyu var. Ay çok güzel. Hep oğlu haksızdır mesela öyle der. Aynen hiçbir zaman bana şey demedi. belki benim gönlümü hoşluyor. Ben belki kız hani geliniyim, kız çocuğuyum falan diye. Belki o yüzden. Hayır diyor o haksız favori diyor. Favori kayınvalide yani. Tabii tabii ya. tabii. İnanılmaz. Hiçbir zaman bana sen haksızsın e, kızım bir git de bir gönlünü al demedi. Peki <laughs> Arda'nın mutfaklar arasında soyun bir şey? Hiç yok. Yok. Müthiş. Yok yani sıfır. <laughs> yani bir gün işte gene bana küstüğü bir gün kendi bir yumurta yapmaya çalışmış aşağı inip, hani bana söylememiş sözde. Ee, ya söz dedi söylemedi gerçekten. Ben sabah yani gece acıkmış, inmiş bir yumurta falan. Vallahi umut falan hani bir yani keşke çekseydim. Bütün sinirlerim Aa, bozuldu. Keşke. Hatta inanmadım ilk. Annem bizdeydi. Ee, sabah çocukları beraber okula götürecektik. Anne dedim neden bu kadar yumurta bulaşını buraya koydun dedim. Bir de kadınca haksızlık ettim yani. Ben dedi yumurta yapmadım ki dedi ne diyorsun falan. İnanmadım ya yani. aklıma hiç Arda'nın yumurtayı yapmış <laughs> olabilecek gelmedi. Asla dedim yani hani o, o arada olamaz gibi. Pardon dedim kim yaptı? Hala inanmadım. Katre'yi aradım. Katre dedim sen dün hani ben çocukları yatırıyorum geldi o eve çünkü... Hani dedim Arda abine falan bir yumurta falan yaptın mı? Yok dedi. Ay dedim bu yumurtayı o zaman Arda mı yaptı falan. <laughs> Ondan sonra zaten onu sorarken de barıştık. Yani sinirlerim bozuldu benim gülmekten zaten. O da ha sen dedim yani sen lütfen bir dahaki sefere dedim. Hani benle küs sen de bana bir mesaj ver. Ben sana yapar getiririm hiç konuşmasak. <laughs> ha sen bir daha mutfağa inme lütfen dedim. Ay inanılmaz. Felaket arası Ay. mutfakla. Ay aslan o kadar. Dedim, her şey yaparım diyor bu arada. Barcelona'da bana böyle bir e, hatta böyle sosisli sandviç ve bir tane de böyle bir e, milkshake gibi bir şeyler yapmıştı falan. İnanamamıştım. Güzel de yapmıştı bu arada. İstince yapıyor. yapıyor ama galiba o yumurtayı nasıl yani çok merak ediyorum. Bir gün yani Allah o vlog'da bir gün bir ardayı görsek <laughs> o mutfakta ya ama <laughs> hayatta yapmaz. Bir mutfak vlogu gelse neden keşke, olmasın? Keşke. Buradan ona çağırırlar <laughs> Evet, buradan. Çağır... Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok ben çok keyifli ederim. bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldim. <laughs> Evet bize ayılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde farklı konu ve konuğumla karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın.